Zamanda yolculuk. Merhaba, ben Nurhan Bayer. Bugün zaman yolculuğumuzda daha önce iki programımızda konuk ettiğimiz çok değerli bir sanatçımız var, Emre Aracı. Emre Aracı'yla ilk programda Kayıp Seslerin izinde onun zaman kapsülünde dolaştık ve onun eserlerine yer vermiştik. Daha sonra çok özel bir kitapla birlikte olduk, kendisinin yazdığı Çaykovski İstanbul'da ve Çaykovski'nin İstanbul'dan geçişini, o güne ait anılarını dinledik. Bugün yine konuğumuz, bizler çok şanslıyız, bir kez daha konuk edebiliyoruz ve kendisiyle başka bir konuya gireceğiz bugün. Osmanlı'da Avrupa'yı müziğin etkileri üzerine konuşacağız. Başlamadan sayın konuğumuzla bu konuşmaya Emre Aracı'yı bir kez daha size kısa olarak tanıtmak istiyorum. Kendisi Edinburgh Üniversitesi Müzik Fakültesinden doktora derecesiyle mezun oldu. Kendine özgü müzik kariyeri içerisinde sanat, eski binalar, edebiyat, tarih ve diplomasi gibi ilgi duyduğu alanları bir araya getirerek daha çok Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyılda ortaya çıkan Avrupa'yı müzik geleneği üzerine konser ve konferanslar verdi, kitap, makale, CD kayıtları ve belgesel türünde eserler ortaya koydu. Özellikle 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupa'yı müzik geleneği üzerine CD'leri Osmanlı Sarayı'nda Avrupa Müziği, Savaş ve Barış, Kırım 1853-56, İstanbul'dan Londra'ya CD'leri çok önemli. Şimdi bugün önce kendisiyle İstanbul'dan Londra'yı konu edineceğiz. Önce bir hoş geldiniz diyelim. Tekrar stüdyolarımızda ağırlamaktan çok mutluyuz sizi. Evet, İstanbul'dan Londra'ya bir yolculuk yapacağız bugün. Çok teşekkür ederim efendim bu nazik davetinize. Ben de Londra'dan İstanbul'a gelerek programınıza katılıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tekrar çok teşekkürler. Ama yolculuğumuz İstanbul'dan Londra'ya olacak. Evet. Evet, elimizdeki ilk CD ile ilgili konuşacağız ama benim sizin daha önce bahsettiğim Kayıp Seslerin İzinde adlı kitabınızda çok özel bir makale okumuştum Sultan Abdülaziz ile ilgili. Lütfen o konudan söz eder misiniz önce? Evet, Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati ilk bu konuyu keşfettiğim andan itibaren çok ilgimi çekti ve bir müzik tarihçisi olarak o seyahatin müzikle kesiştiği noktalar daha da ilgimi çekti. Bu Osmanlı tarihinde ilk ve son defa olarak cereyan eden bir olay. Şundan dolayı ki 1867 senesinde Sultan Abdülaziz Fransız İmparatoru 3. Napolyon'un davetlisi olarak o sene açılacak olan büyük sergiye diğer Avrupa hükümdarlarıyla birlikte teşrif etmesi için davet edildi. Ve bu davetin saray tarafından kabul edilmesinin ardından İngiltere'de, Britanya hükümeti de ve Kraliçe Victoria'da benzer bir davet iletti padişaha ve daha sonra Avusturya İmparatorluğu'na da aynı şekilde. Dolayısıyla Sultan Abdülaziz önce Paris'e gittiği gemiyle ardından Londra'ya geçti ve bu seyahatinde esasında çok enteresandır, pek bilinmez kendisi ve mahiyeti ki beraberinde iki şehzade, İstikbal'in 5. Murad'ı ve 2. Abdülhamid'i, onlar da gittiler bu seyahatte. Buckingham Sarayı'nın bir katı tamamen onlara tahsis edildi ve orada kaldılar. Ve bu seyahat esnasında tabii o günün gazeteleri bunları uzun uzadıya anlatıyor. Çok detaylı tasvirler var. Sultanın işte Fransa'dan
İmparator Napolyon'un gemisi Ren Hortense ile gelişi Dover'a, oradan trenle Charing Cross istasyonuna gelişi, at arabasıyla. Yani bugün de Londra'ya baktığımız zaman o devrin şatafatı, bu görkemli seremonileri aynen o devirde de var tabii. Ve Kraliçe Victoria ile Windsor Kalesi'nde bir öğlen yemeğinde tanışıyorlar Sultan Abdülaziz. Ve ona hatta İngilizlerin meşhur dizbağı nişanı dediğimiz Knight of the Garter, o tören Victoria ve Albert yatının güvertesinde gerçekleşiyor bir merasimde. Benim bu CD'ye konu olan eser ise Luigi Arditi adında bir İtalyanın yazmış olduğu bir beste. Ve bu eser, ben gazetede ilan gördüğüm zaman gözlerime inanamamıştım. Çünkü kraliyet emriyle Crystal Palace'da bir konser gerçekleşeceği söyleniyordu 16 Temmuz 1867 akşamı. Ve bu konser Crystal Palace, meşhur Hyde Park'taki eski o Prince Albert'in düzenlediği serginin binası, onu Sydenham'a taşımışlar. Ve orada 30 bin dinleyicinin katılacağı çok görkemli büyük bir konser. Ama konserin en enteresan eseri Türkçe dilinde söylenecek olan bir kaside. Bunun da bestecisi İtalyan Luigi Arditi. O sırada Londra'da orkestra şefliği yapıyor. Ve bu işte 10 dakikalık kasideyi bu vesileyle yazıyor. Ama kasidenin iki özelliği var. Bir tanesi, bunu 1600 kişilik bir dev koro seslendiriyor. 1600 müthiş kişi. Bir inanılmaz sayı. Bir rakam. Yani Crystal Palace çok büyük bir yer zaten. Yani 1600 kişilik bir koro da düşünülemez bir boyut hakikaten. Ama bir diğer özelliği de bu eserin Türkçe dilinde olması. Orijinal Osmanlıca sözleri var. Teşrifi Abdülaziz Han şeklinde. O günün diliyle kaleme alınmış ve İngilizler bunu fonetik olarak söylüyorlar. Son derece diplomatik bir konser esasında gerçekleşen, havai fişeklerle noktalanıyor. Ve ben bunu okuduğum andan itibaren bu eseri araştırmaya başladım ve notasını, İki kopyasını buldum. Bir tanesi İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde kadife kaplı bir cilt içerisinde yazma, Arditi'nin kendi el yazısıyla. Diğeri de matbu olarak piyano rediksiyonu şeklinde Londra'da basılmış bir notaydı. Onu da British Library'de, İngiliz Milli Kütüphanesi'nde buldum. Sözleri farklıydı ama Londra versiyonundaki resitatifi de kullanarak yapımcı Ateş Orga ile beraber üzerinde çalışıp bu eseri Prag'da tarihi Rudolfinum Salonu'nda Prag Senfoni Orkestrası ve Filarmonik Korosu'yla beraber fonetik Türkçe dilinde o kayıp notalar bulundu. Tekrardan yazılarak eser seslendirildi. Bu çok enteresandır çünkü operatik dille Osmanlıca'nın belki de ender buluştuğu o devrin orijinal, özgün, pek de bilinmeyen, yani bu araştırma ortaya çıkıncaya kadar bu eser hiç bilinmiyordu. İlk defa seslendirildi bu vesileyle ve kaydedildi. Inno Turco, Türk Kasidesi adlı bir yapıt Luigi Arditi'nin. Evet, ben hiç şaşırmadım. Çünkü kitabınızı okuduktan sonra kitaplarınızı ve eserlerini kayıp seslerin izinde öyle bir dolaşmışsınız ki bunu ortaya çıkarmanız bana göre bir mucize ve müthiş bir şey. Bunu ortaya çıkardıktan sonra bir CD kaydıyla bunu arşive, dünya arşivine kazandırmanızsa ayrı bir başarı. İstanbul'dan Londra'ya adlı CD'nizde yer alıyor. O zaman bu eseri dinleyelim şimdi. Tabii, memnuniyetle. Thank you.
Emre Aracı'nın İstanbul'dan Londra'ya adlı CD'sinde yer alan Arditi'nin Türk kasidesini dinledik. Emre Aracı yönetimindeki Prag Senfoni Orkestrası ve Prag Filarmoni Korosu seslendirdi. Emre Aracı ile bugün 19. yüzyılda Osmanlı'da Avrupa'yı müziğin etkilerini konuşuyoruz ve sultanların, imparatorların müzikle olan ilgisini. Evet, bu Arditi de henüz kulağımızda canlıyken Luigi Arditi'nin bestesi. Şunu da açıklamak isterim ki Arditi bir süre İstanbul'da da bulunmuş esasında 1856 yılında. Ve o dönemde Naum Tiyatrosu var bizim, çok meşhur. Ne yazık ki kül olup gitmiş 1870 Büyük Beyoğlu yangınında. Evet, sizin çok onunla ilgili bir kitabınız da var. Evet, Naum Tiyatrosu kitabı. Hakikaten çok üzülüyor insan. Yani hiç olmazsa kelimelerde saklı kaldı o tarihçe. O da bu şekliyle yaşayacak diye umuyorum. Arditi çok önemli bir orkestra şefi İtalyan ve o sırada Sultan Abdülmecid'e bir kaside besteliyor. Ve bu eseri de Dolmabahçe Sarayı'nda kendisi idare ediyor. Esasında Londra'daki eser bu eser. Yani dolayısıyla İngiltere'de Abdülaziz'e seslendirilen ve bizim kaydını yaptığımız kaside esasında 1856 daha yılında önce İstanbul'da bestelenmiş ve Dolmabahçe Sarayı'nda Abdülmecid huzurunda seslendirilmiş bir bestedir. Muhtemel ki Arditi'nin İstanbul'da bulunmasından ötürü zaten bu konserde onun bu kasidesinin seslendirilmesi gündeme gelmiş olmalıdır ki Sultan Abdülaziz için ayrı bir araya resitatif eklenmiş, sopranonun söylediği ve bu şekliyle yeni bir güfteyle Londra versiyonu olarak bu eser tekrar seslendirilmiştir. Londra'da seslendirilen tek eser tabii Arditi'nin Türk kasidesi değildi. Bu seyahatte orada başka benim ilgimi çeken müzik etkileşimleri, iletişimleri daha olmuş olduğunu gördüm gazetelerden. Örneğin Sultan Guildhall'da Londra Belediyesi'nde ağırlandığı zaman orada da bir konser gerçekleşti. Ama belki de en enteresanı Galler Prensi'nin şerefine vermiş olduğu bir akşam yemeğinde onu bir sürpriz bekliyordu. Şöyle ki Grenadier Bandosu ki hala bugün de Buckingham Sarayı'ndaki davetlerde, resmi törenlerde çalar bandolar. Bir an sultanın kulağına çok aşina olan bir besteyi çalmaya başladılar. Ve bu beste esasında Sultan Abdülaziz'in kendi eseriydi. Ve La Gondole Barcarolle, yani Barcarolle, gondol şarkısı, bu bir barcarolle olarak piyano için bestelenen ve İtalya'da notası basılan Sultan Abdülaziz'in adı altında yayınlanmış bir eserdir. Ve bu şekliyle sultanın kendi bestesini İngiliz bandosu Londra'daki resmi bir davette ona dinletmişler. Bununla da ilgili devrin basınında hayret edici, yani şaşırdıklarına dair pek çok yazılar çıkmış. Biz o eseri de ben Paris'te Bibliothèque Nationale'de buldum ve Londra'da kaydını gerçekleştirdik. O da enteresan, tekrar Londra'da eser kaydedildi ama benim kendi yaylı orkestra aranjmanım şekliyle. Çok önemli bir şey. Abdülaziz'in bir bestesi var.
Evet. Ve bu besteyi siz Londra'da izini sürmeye başlayıp daha sonra kaydediyorsunuz ve bunu bir CD'de de yer alıyor ve arşivlere, dünya literatürüne sokmuş oluyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani çoğu kişi Osmanlı Sarayı'nda böyle bestelerin yapılmış olduğunu, sultanların ve evet. imparatorların bunu farkında bile değildi. Evet. O zaman bu eseri dinleyelim sizin kaydettiğiniz CD'den. Bu CD'niz Osmanlı Sarayı'ndan Avrupa Müziği başlığını taşıyor ve sizin yönetiminizde Londra Osmanlı Saray Müziği Akademisi seslendiriyor. Dinliyoruz.
Sultan Abdülaziz'in Gondol şarkısını Emre Aracı yönetimindeki Londra Osmanlı Saray Müziği Akademisi'nden dinledik. Sayın Emre Aracı konuğumuz bugün 19. yüzyılda Osmanlı Sarayı'nda Avrupa müziğin etkisini ve bu konuda kendisinin yaptığı çalışmaları ve bu çalışmaların CD'ye yansıyan notalarını konuşuyoruz. Onlardan eserler sizlere çalıyoruz. Evet, Osmanlı Sarayı'nda Avrupa müziği. Bu müzik nasıl oldu? Yani Osmanlı Sarayı'nda Avrupa müzik nasıl geldi ve nasıl bu kadar etkisini gösterdi? Esasında bu olay 19. yüzyılın başlarında Sultan II. Mahmut döneminde Vakai Hayriye dediğimiz 1826'da ki Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra Avrupa'yı standartlı bir bandonun kurulması gündeme geldi ve bu işle dünya çapındaki opera teatrinden tabii adını çok iyi bildiğimiz Donizetti ailesinden Giuseppe Donizetti, opera bestecisi Gaetano Donizetti'nin en büyük abi oluyor kendisi. Bu görev ona verildi. 1828 yılında Donizetti İstanbul'a belki de bir seneliğine bu görevi kabul ederek geldi ki hayatı esasında romanlara konu olacak derecede renkli. Bergamo'da doğmuş. Daha sonra Napolyon Bonaparte'ın bandosunda görev yapmış ve hatta hükümdar Elbe Adası'na sürüldüğünde o da o birlikler arasında oraya gidenler de yer almış. Daha sonra Napolyon'un devrilmesinin ardından bir sürü işsiz kalmış ve bu davette gelince Sardunya elçiliği kanalıyla İstanbul'a geliyor Giuseppe Donizetti ve esasında bir daha hiçbir zaman ayrılmıyor. 28 sene burada kalıyor. 1856'da vefat ettiği zaman da şu an bulunduğumuz Harbiye'deki radyo evinin karşısında hala Dame de Sion Lisesi'nin içindeki Saint-Esprit Katedrali'nin mahzeninde gömülü Donizetti ve ailesi. Dolayısıyla böyle bir bağ hala sürüyor. Beyoğlu'nda yaşamış ve ben onun da hayatıyla ilgili bir kitap kaleme aldım. Osmanlı Sarayı'nın İtalyan Maestrosu Donizetti Paşa adı altında. Ve o araştırmamı yaparken Napoli'ye gitmiştim. Çünkü Gaetano Donizetti bir süre Napoli'de görev yapmıştı. Bu arada Giuseppe Donizetti kendisi de en son vefatından önce paşa oldu. Ama o devirde paşalık unvanı kullanılmıyordu. Ve iki de torunu oldu. Onların da adları Giuseppe ve Gaetano. Ve bunlar daha sonra bazı evrakları Napoli konservatuarına bağışladılar. Ve ben de o arşivde çalışırken bir hiç unutmuyorum karton bir kutunun içerisinden bir böyle elime attım bir nota çıktı. Bizim Mahmudiye Marşı'nın el yazma notasıydı. Donizetti'nin kaleminden çıkma. Daha ne besteler, bunları hep kitabımda yayınladım. Ve bir eserde ona yazılmış bir mektupta ona yazılmış orijinal bir belge olarak karşıma çıktı ve meşhur Donizetti diyordu. Altında da adres olarak Pera, Beyoğlu yazılı yani. Pera'ya, İstanbul'a geliyor. Yani meşhur sultanın meşhur bando şefi Donizetti yazmak yeterli onu bulması için bu mektubu. Ama o mektubu böyle zarf da değil, katlanmış ve adres üzerine yazılmış. Sonra mühürlenmiş kırmızı bal mumuyla. Dolayısıyla o adresi bana gösteren kişi de Donizetti'nin oturduğu adresi Giacchino Rossini'ydi. Çünkü o mektubu yazan kişi İstanbul'a Rossini'ydi. Dolayısıyla ben o gün çift heyecan yaşadım. Sadece Donizetti Giuseppe'ye yazılmış bir mektup bulmakla kalmadım. O mektup Rossini'nin kaleminden çıkmaydı. Yani o zaman düşündüm buradan geçen tarihin ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar az şeyi bildiğimizi. Bunları da hep yayınladım tabii kitaplarımda. Evet, sayenizde bütün bunları öğreniyoruz. Gerçekten teşekkür ederiz size. Demek, benim için müzik büyük tarihi mutluluk. Açısından özellikle Türkiye'de Osmanlı Sarayı'ndaki müzik tarihi açısından. Bakın ne yazık ki toplumlar farklılıklarının üzerine çoğunlukla gidiyor. Nerelerde ayrışıyorlarsa onlara daha fazla aydınlatılıyor ama ben hayatımı her zaman farklılıkların değil ortak noktaların aydınlatılmasına adadım ve insanlığın ancak farklı kültürlerde kendini ortak değerini bulduğu anda yükselebileceğini hissediyorum her zaman. Ve naçizane bu yaptığım çalışmalarda da belki de içimden duyduğum bir içgüdüyle bunlara yönelerek onların bir yan ürünü olarak ortaya çıkan bu araştırmaların sonucunu da sizin gibi böyle kıymetli programlarda paylaşmak beni
her zaman mutlu ediyor. Biz asıl mutlu oluyoruz bundan. Rossini Sultan Abdülmecid için bir askeri marş yazmıştı galiba. Evet, hatta bu mektup onunla ilgiliydi. İki eser vardı. Bir tanesi seçmesi tercih ediliyordu. Onunla ilgili yazışmaları olmuştu. Evet. Ve bu eser Rossini'nin Abdülmecid için yazdığı askeri marş, ki kendisine karşılığında da nişan iftihar verildi madalya olarak, Osmanlı nişanı. Bu o bestedir. Evet. Tamam, o zaman Rossini'nin bu eserini dinleyelim. Tabii. Çok sürpriz olacak dinleyicilerimiz için. Rossini Sultan Abdülmecid için bir eser bestelemiş. Bir askeri marş dinliyoruz. Rossini'nin Sultan Abdülmecid için bestelediği askeri marşı dinledik. Emre Aracı yönetiminde Londra Osmanlı Saray Müziği Akademisi seslendirdi. Konuğumuz Emre Aracı, kendisiyle 19. yüzyılda Osmanlı Sarayı'nda Avrupa'yı müziğin etkisini konuşuyoruz. Çok ilginç bilgiler veriyor ama bu bilgilerin fazlasına ulaşmak isteyenler için Kayıp Seslerin İzinde kitabındaki makaleleri ya da kendi web sayfasındaki makalelerini okursanız hakikaten çok
mütevazı davranıyor ama müthiş araştırmalar ve müthiş makaleler var. Kayıp Seslerin İzinde kitabınızda Beethoven tutkunu bir halife, hanedandan bir ressam, Abdülmecit Efendi ile evet. ilgili makalenizde çok ilginç bir bölüm vardı. Onu okumak istiyorum. Sultan Mahmut İtalyan müziğini o derece seviyordu ki bu geleneği ordusunda başlatmıştı. Yalnız bu reformlardan sadece bir tanesiydi. Padişah aynı zamanda enstrümanlar arasında piyanoyu da çok seviyordu ve Viyana'dan bilhassa haremindeki hanımlar için pek çok piyano getirtmişti. Evet, sarayda karşımıza çıkan evet. çok piyanonun da bu kadar çok piyanonun da o dönemden kalma olduğunu böylece öğrenmiş bulunuyoruz. Evet, evet ve piyano çalardı çünkü padişahlar, yani şehzadeliklerinden eğitim aldıkları için. Örneğin Sultan Abdülaziz ve Sultan 5. Murad'ın piyano hocaları Guattelli'ydi. Tarihimize Guattelli Paşa olarak geçen yine bir İtalyan ve yine İstanbul'da gömülü olan Callisto Guattelli. Osmanlı'nın da çok renkli marşlarını bestelemiştir kendisi. Donizetti'den sonra da bandonun başına bir süre Guattelli Paşa zaten geçti. Onun da İstanbul'a geliş hikayesi enteresan. Naum Tiyatrosu'ndan dolayı geldi Beyoğlu'ndaki. Çünkü her sene Naum biraderler İtalya'ya gider, yeni bir kumpanya angaje ederler. Onlar gelir sezonda oynarlar operaları ve ülkelerine geri dönerlerdi. Guattelli de 1840'larda bu vesileyle geliyor İstanbul'a. Kendisi bir kontrbas sanatçısı, Parmalı. Ondan sonra o da Donizetti gibi buraya yerleşiyor ve çok çok uzun seneler yaşıyor ve sarayda da dersler veriyor. Ben örneğin onun da Sultan 5. Murat için yazmış olduğu bir elejinin notasını Milano Konservatuvarı kütüphanesinde buldum ve bir öğretmenin öğrencisine yazdığı da yazılı zaten. Böyle bir atıf da var notanın kapağında. Sultan 5. Murat'ın hayatı tabii çok zor bir hüküm ve Osmanlı tarihinde en az tahtta kalmış padişah olarak bilinir. Çünkü 1876 yılında amcası Abdülaziz'in yerine tahta geçtiği zaman sadece 3 ay sürüyor padişahlığı. Daha sonra tahttan indiriliyor çünkü sinir buhranları geçiriyor. Fakat ömrünün geri kalan kısmını Çırağan Sarayı'nda bir daha hiç dışarı çıkmadan burada besteler yaparak geçiriyor Sultan 5. Murat. Ve yüzlerce sayfa kendi kaleminden çıkma polka, mazurka, vals, şotiş, marş, bu türlerde besteleri var. Tabii bunlar o devrin popüler müzikleri ve hiçbirimiz tabii bu insanların profesyonel anlamda besteci olarak bu eserleri verdiklerini söylemiyoruz ama o devrin eğitiminin bir parçası olarak bir kültür, bir bilgi anlamında ve hakikaten melodik kabiliyeti anlamında da Sultan 5. Murad'ın ürettiği besteler diğerlerinin arasında farklılık göstermekte. Ve ben onun da eserleri üzerinde çalıştım. Evet, hatta, bir baleniz evet, var bir bale yarattık evet. Ankara Devlet Opera ve Balesi ile beraber seneler önce. Sonra Antalya'da da tekrarlandı bu eser. Çok etkileyici bir yaşam öyküsü var çünkü. Çok, evet. Çırağan Sarayı'nda ve piyanosu da bugün kendi soyundan gelen Osmanoğlu'nda duruyor. Erard yapımı bir piyano. Demin bahsetmiştiniz evet. piyanolardan. Bu da Franz Liszt'in de tercih ettiği çok meşhur zamanın bir piyano yapımcısının atölyesinden çıkma ve üzerinde adının yazılı olduğu, hatta ona hediye edildiğine dair orijinal bir piyano ve çoğu bestesini de o enstrümanda yazmış ve ben onun da orkestrasyonu Yaylı Çalgılar Orkestrası için hazırladım. Ve ne enteresan ki o eserde onun da şehzadeliğinde gittiği Londra'da kaydedildi Ateş Orga yapımcılığında. Evet, programın başında bahsettiğiniz Abdülaziz'in Londra seyahatinde 5. Murat da vardı. Evet, şehzadeyken tabii. Şehzadeyken evet. Ve daha sonra bu eseri de Londra'da. Bu kayıtta yer aldı, ve benim Londra'da kurmuş olduğum bir topluluktu bu. O devre çok sevgili arkadaşım Cihat Aşkın da gelmişti, eksik olmasın, başkemancı olarak evet. katıldı o kayıda. Öyle bir kayıt. Sonra bu başka albümler olarak da dünyada yayınlandı. Zaman zaman duyuyorum çeşitli radyolardan, bana e-mailler de hatta geldiği oluyor bu kayıtlar hakkında, evet. Evet, Sultan 5. Murad'ın Mi Bemol Majör Valsi.
sizin Osmanlı Sarayı'ndan Avrupa Müziği adlı CD'nizde yer alıyor. Başkemancı Cihat Aşkın burada da Londra Osmanlı Saray Müziği Akademisi'ni yönetiyorsunuz. Dinliyoruz. Thank you.
Sultan 5. Murad'ın Mi bemol majör valsini dinledik. Emre Aracı'nın Osmanlı Sarayı'ndan Avrupa Müziği adlı CD'sinde yer alıyordu. Emre Aracı yönetimindeki Londra Osmanlı Saray Müziği Akademisi seslendirdi. Başkemancı Cihat Aşkın'dı. Evet, bugün konuğumuz Emre Aracı. Kendisiyle 19. yüzyılda Osmanlı Sarayı'nda Avrupa Müziği'nin etkilerini konuştuk ve muazzam araştırmalarıyla ve takipleriyle müzik tarihçisi olarak yaptığı çalışmalar sonucunda Osmanlı Sarayı'nda nelerin olduğunu, şehzadelerin, imparatorlarımızın, Abdülaziz'in eserler yazdıklarını, klasik müziğe düşkünlüklerini bu programda çok güzel anlattı bize. Ama daha fazlasını okumak isteyenler kendisinin kitaplarından ve web sayfasındaki makalelerinden de takip edebilirler. Sayın Emre Aracı'ya çok teşekkür ediyorum. Zaman kapsülünde 3 büyük yolculuk yaptık. 3 programımızda bizimle birlikte oldu ve bu kendisiyle yaptığımız son programdı. Şimdilik tabii son programdı. İleride belki yeni buluşları, yeni eserleriyle tekrar birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyorum Emre Aracı. Geldiniz ve bize bu bilgileri aktardınız. Birçok dinleyicimizin farkında olmadığı birçok müzik tarihi açısından önemli anekdot, bilgi ve öyküleri dinledik sizden. Çok teşekkür ediyorum. Esas ben size çok teşekkür ederim bu davetleriniz için. Sağ olun. Emre Aracı'yı onun Osmanlı Sarayı'nda Avrupa Müziği adlı CD'sinden parçalarla uğurluyoruz. Thank you.
Guettelli Paşa'nın Osmanlı Sergi Marşı, Osmaniye Marşı'nı ve Refia Sultan adlı eserini dinlediniz. Zamanda yolculuk için yazmak isterseniz elektronik posta adresimiz zamandayolculuk@trt.net.tr. Teknik yapımda Mahmut Dağıstan yer aldı. Programı hazırlayıp sunan ben Nurhan Bayer, her hafta çarşamba günleri saat 13'te Zamanda Yolculuğa çıkıyorum. Sizi de beklerim. TRT Radyo 3 Klasik Kuşak, birazdan dinleyeceğiniz 3 Büyük B programıyla devam edecek. Zamanda Yolculuk. Thank you.